Hadi kısık koş. Evet, şimdi hem ailece kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Ondan sonra Doçka'nın karma birasını vurduracağız. Hadi kızım gel. Bakalım bu aşıyı vurduktan sonra herhangi bir ateşlenme olacak mı? Bayağı enerjik yemeğini yedi. Hadi gidelim bakalım. Şu anda önden gitmesine müsaade ediyorum. Çünkü böyle yürümek biraz daha kolay şu anda daha yavru. Yanından yürüyünce bir anda durunca sıkıntı oluyor çünkü. Bakalım aşağı gideceğimiz yol bayağı uzak. Bir 4-5 kilometre. Birlikte yürüyeceğiz. Bakalım çok yorulacak mı? Evet, eve geldik. Biraz sinirle geldik. Niye? Çünkü bu sefer farklı bir veteriner deneyelim dedik. İnternetten yorumları çok daha güzel olan genç bir veteriner vardı. Birol Bey diye. Onu denemek istedik. Ve gittiğimizde şok olduk. Niye? Daha karma bir aşısına 5 gün var. Ben tarihlerine bakmadım. Bir önceki gittiğimiz veterinerden mesaj gelince dedim hani tarih geldi hadi gidelim bu sefer de başka bir veteriner deneyelim. O adam da minimum şu kadar günde yapılır deyince yeni veteriner Birol Bey. Şok oldum. Doğal olarak aklıma ne geldi? Bir önceki gittiğim veterinerin para kazanmak için bu tarihi erkene çektiği geldi. Gittiğim veteriner bize karşı tam çok bir sıkıntısı olmadı. Veteriner hekim çok ilgili değildi. Daha çok çalışanlar ilgiliydi. Veteriner hekim çok fazla hani köpeği okşamayı bırak çok dokunmuyordu bile. Biz de bu yüzden değiştirelim dedik. İnternette yorumlara denk geldik. Para kazanmak için şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. İşte köpekler tuvaletini yapınca işte dövüyorlar gibisinden. Gerçi buna el kaldırsalar biraz kötü olurdu. Ama işte değiştirmek istedik. Bunu sizle paylaşmak istedim. Yani köpeğinizin, kedinizin, herhangi bir canlının veterinere götüreceğiniz zaman daha önce tarihine bakın. Aldanmayın. Ben dediğim gibi mesaja aldandım. Gideyim dedim. Gitseydim de o veterinere bugün vurulacaktı iğnesi. Halbuki minimum zaten vurulacağı süre bundan 5 gün sonrası. Çok bir şey fark eder mi? Bir şey diyemiyorum ama veteriner hekim bugün gidin, perşembe günü gelin deyince durumun vahametini anladık. Yani bu canlıya daha erken aşı vurup daha erken işte 95-100 lira para almak bu kadar önemli mi? Bilemiyorum. Yeni götürdüğümüz veteriner hekime de hani ayağına gitmişiz, para kazandırmak için gitmişiz. Ona rağmen aşısını vurmadı. İşte perşembe günü gelin dedi. Bugün günlerden cumartesi. Yani birine haram olsun diyorum. Öbürüne de helal olsun. Yani kabul edeceğini bilsem çıkarır orada parayı verirdim. Al bunun ananın ak sütü gibi helal olsun derdim. Ama işte. Ha bu arada Doçka hanımı da bütün yol elimizde taşıdık. Sabah kahvaltıya giderken yanımızda çatır çatır gitti. Kahvaltıdan sonra hava da biraz ısındı. Doğal olarak ayaklarının altı muhtemelen acımıştır. Aldım. Yaklaşık 5 kilometreydi. Bir 5 kilometre kucağımızda yürüdük. Bir 5 kilometre de sonra kucağımızda getirdik. Olsun, feda olsun fıstığıma. Bir önceki veterinere gidişimizden bu yana 10 gün geçti. Ne kadar daha almış? 1200 gram daha almış. Yani ilk elimize aldığımızda 2 kilo 400 gramdı. İlk aşısına götürdüğümüzde 4 kiloydu. İlk aşısından bu yana 10 gün geçti. 10 gün sonra 1200 gram daha almış. Yemiyor. Yemediği halde almış. En azından iyi. Bu arada Dogo ile ilgili şöyle bir öneride bulunabilirim başıma gelenden dolayı. İşte bir kuru mama vereyim, işte bir et vereyim vesaire vereyim yapmayın. Bir süre kuru mamayla bence tabii ki daha iyi bilenler varsa yorumlara yazabilirler. Bence kuru mamayla bir süre devam edin. Gerekli proteini, yağı, vitamini alsın. Ondan sonra geçeceksiniz eğer işte ev yemeklerine vesaireye geçersiniz. Çünkü bir onu bir bunu bir onu bir bunu yaptığınız zaman köpeğin tekrar kuru mamaya dönmesi en kötü ihtimalle bir günlük bir süreç oluyor. İşte mamasını kaldırıyorsunuz, 2 saat sonra tekrar önüne koyuyorsunuz falan. Biraz acı verici bir deneyim oluyor onun içinde. Şu anda tekrar kuru mamaya döndük. Yiyor. Belli saatlerde veriyoruz. Bunu aksatmıyoruz. Ama tavsiyem belli bir şeye gelmeden kuru mamayı kesmeyin. Çünkü kuru mamaya alıştırması zor ama gidip de işte köfte möfte verdiğiniz zaman hemen lıp diye yiyorlar. O yüzden ev yemeğine alışmaz diye korkmayın. Bunlar ev yemeğine çok rahat alışıyorlar. Onu ben 2 defa denemiş oldum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Yine gelişmelerden sizi haberdar ederim.
Bu arada size Doçka'ya ne öğrettiğimizi de göstermek istiyorum. Bekleyin. Kızımız ilk günler biraz daha heyecanlıydı ama şimdi o kadar heyecanlı değil. Bekliyor. Bekliyor. Şunları da koyalım. Gel. Bekliyor. Suyumuzu açalım. Tek elde açabilecek miyim? Evet, hala bekliyor. Şunu da biraz ıslatalım. Hala bekliyor. Evet. Mama kabına iki defa parmağımızla vurmadan yemeye içmeye başlamıyor. Yaklaşık ne kadar sürdü? 5-6 gün sürdü bunu öğretmemiz. Ama kolay öğreniyor. Bir miktar tutup yerine diye sürekli takipinde bulundum. Yerinde bekledi. Yani beklettim. Ondan sonra bunu yapınca artık eskisi gibi yalanmıyordu. Yerinde bekliyor. Biz hareket etmeden gelmiyor. Bu önemli çünkü ileride iri bir şey olacağı için yemek dökerken sıkıntı yapmasın. Zaten yemek yerken genellikle okşuyorum. Kafasını özellikle. Hani birisi yemek dökerken yemeye başlarsa ileride ben yokken bari onu ısırmasın. Seveceğim bir şey olsun. Benim fıstığım. Hadi şimdi görüşürüz. I got someone on my mind. Nowhere else to go.